Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 3. ünitenin ilk konusu olan olasılığa giriş yapıyoruz. Öncelikle birkaç terimden ve bu terimlerin tanımlarından bahsedelim. Olasılık bir olayın olmasının veya olmamasının matematiksel değeri, yani olabilirlik yüzdesidir. Bir olayı kurgulayıp sonucunun gözlenmesine de olasılık deneyi denir. Bir örnek verilmiş. Bir zarın havaya atılıp yere düştüğünde üst yüzüne hangi sayının geleceğinin gözlemlenmesi bir olasılık deneyidir. Peki bu terimlere bakalım. Bir olasılık deneyi yaptığımız zaman elde edilebilecek sonuçların her birine birer çıktı denir. Bu çıktıların tümünün oluşturduğu topluluğa örnek uzay denir. Yani örnek uzay tüm olası durumların kümesidir. Bir deneyde gerçekleşmesini istediğimiz durumlara olay denir. Dolayısıyla olaylar örnek uzayın bir alt grubu olmalıdır. Bir örnek üzerinde bu terimleri daha anlamlı hale getirelim. Çanakkale kelimesinin her bir harfi aynı büyüklükte birer karta yazılıp bir torbaya konulduktan sonra rastgele bir kart çekiliyor. Kartta A harfinin yazılı olma durumunu inceleyelim demiş. Peki, biz bu kartları torbaya attığımızda torbadan rastgele bir kart çekilmesi bizim deneyimiz. Dolayısıyla hangi durumlar gerçekleşebilir? Çanakkale kelimesinin harfleri gelebilir. Bu harflerin her biri birer çıktı olmalı. Dolayısıyla Çanakkale kelimesinin harflerinin tamamı bize örnek uzayı verir. Örnek uzayı E harfiyle gösteriyoruz. Dolayısıyla bu küme tüm olası durumların kümesi. 9 tane eleman olduğuna da dikkat edelim. Peki istediğimiz durum ne? Kartta A harfinin yazılı olma durumu. O halde çekilen kartın üzerinde A harfinin yazılması olay. Dolayısıyla olay çıktıları da burada 3 tane A yazılı kart olduğu için olay çıktıları da 3 tane A şeklinde gelmesidir. Yani tüm olası durumlar 9 tane, istenen durum ise 3 tane şeklinde yorumlayabiliriz. İlk örneğimizle başlayalım. Bir zar atıldığında üst yüze 4'ten büyük sayı gelmesi olayını inceleyelim demiş. O halde burada deneyimiz zarın atılması. Peki bir zar atıldığında örnek uzayımızı yazalım. Örnek uzayı E harfiyle gösteriyorduk. Zar attığına göre tüm olası durumlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde gelmeli. Dolayısıyla örnek uzayımız 6 elemanlı. Olay neydi? 4'ten büyük sayı gelmesi. O halde bir de olay çıktılarına göz atalım. 4'ten büyük neler var? 5 ve 6. Yani tüm olası durumlar 6 tane, istenen durum ise 2 tanedir. Peki, bir zar değil de madeni para atıldığında üst yüze tura gelmesi olayını inceleyelim demiş. O halde artık deneyimiz paranın atılması. Örnek uzayımıza bakalım. Örnek uzayı E harfiyle gösteriyorduk. Tüm olası durumlar yazı veya tura gelecek. Olayımız tura gelmesi. O halde olay çıktıklarını yazacak olursak bu sadece tura olacaktır. Hilesiz bir zar ve bir madeni paranın atılması deneyine bakalım. Tüm olası durumların sayısını bulmak istiyoruz. O halde artık bir zar ve bir de madeni para atıldığına göre olay çıktılarımız iki elemanlı olacak. Buradaki birinci eleman zara ait, ikinci eleman ise madeni paraya ait olmalı. O halde tüm olası durumlara bakalım. Zar 1, para da tura gelebilir. Yine zar 1 gelip paramız yazı gelebilir. Aynı şekilde 2 tura 2 yazı, 6 tura 6 yazıya kadar aynı şekilde devam edecektir. Dolayısıyla burada neyi görebiliriz? Tüm olası durumlar, yani örnek uzayımız 12 elemanlı gelir. Üçüncü örnek ile devam edelim. Birden 10'a kadar olan sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının çift sayı olması olayında olası durum sayısı sorulmuş. Biz burada hem örnek uzayımızı hem de istediği olayı yazalım. Birden 10'a kadar yazılıyorsa örnek uzayımız bu şekilde olmalı. Biz istediği duruma da A kümesi diyelim. İstediği olay ne?
seçilen bir sayının çift olması. O halde 1 ile 10 arasında olan çift sayıları listeleyebiliriz. Dolayısıyla neyi fark ettik? Olası durum sayısı 5 gelecektir. Dördüncü örnekteyiz. Ayların eş kartlara yazılıp bir kartın rastgele seçilmesi deneyinde seçilen karttaki ayın 4 harfli olması olayında olası durum sayısı sorulmuş bize. O halde biliyoruz ki biz örnek uzayımız ayların sayısı kadar, yani 12 elemanlı. Peki istediği duruma bakalım. 4 harfli olacaksa Ocak olabilir, Mart veya Ekim olabilir. Dolayısıyla bu olayda olası durum sayısı 3'tür diyebiliriz. Beşinci soruya bakalım. Bir çift hilesiz zarın atılması deneyinde, yani artık 2 zar atıldığını biliyoruz. Üst yüze gelen sayıların çarpımlarının 6 oldu. O halde hangi iki sayının çarpımı 6 gelir? 1'den 6'ya kadar olan sayılar içerisinde 1 ve 6'nın çarpımı 6'dır. 1 de 2 ve 3'ün çarpımı 6'dır. Dolayısıyla istediği durumları yazalım. 1'e 6 gelebilir. Birinci zarımız 6, ikinci zarımız 1 gelebilir. Aynı mantıkla 2, 3 ve 3, 2 gelebilir. Yani olası durum sayısı da 4 olacaktır. Altıncı soruyla devam edelim. İki farklı gömlek ve üç farklı kazak arasından bir gömlek ve bir kazak seçilmesi olayında olası durumların sayısı sorulmuş. İki farklı gömleği biz isimlendirelim. Bu gömlekler A ve B gömlekleri olsun. 3 farklı kazak da X, Y ve Z kazakları olsun. Tüm olası durumları yazalım. Gömleklerden A'yı, kazaklardan X'i seçebilir. Gömleklerden A, kazaklardan Y. Gömleklerden A, kazaklardan Z'yi seçebilir. Aynı şekilde gömleklerden B'yi seçip kazaklardan X'i, B'yi seçip kazaklardan Y'yi, B'yi seçip kazaklardan da Z'yi seçebilir. O halde buradan görüyoruz ki 6 olası durum vardır. Bunu aynı şekilde yorumlayabiliriz. Fark ettik ki 2 farklı gömleğimiz, 3 farklı kazağımız olduğunda tüm olası durumlar bunların çarpımı, yani 6 gelir. Eş olasılık kavramına göz atalım. Bir olasılık deneyinde her bir çıktının gerçekleşme olasılığı aynı ise buna eş olasılık denir. Mesela bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 2 ya da 5 olma durumları eş olasılıklıdır. Her ikisi de 1 bölü 6 olasılıkla gerçekleşir. Aynı şekilde bir madeni para atıldığında yazı ve tura gelme durumları eş olasılıklıdır deriz. Eş olasılıklı olayların yanı sıra daha fazla eşit, daha az olasılıklı olayların durumlarını inceleyelim. Elimizde 4 siyah, 5 kırmızı, 3 mavi, 4 beyaz özdeş bilyemiz var. Peki bunların olası durum sayılarını inceleyelim. Kırmızı bilye gelme olasılığı 5 kırmızı olduğuna göre en fazla olasılık buna ait. Dolayısıyla diyeceğiz ki kırmızı bilye gelme olasılığı diğer olaylara göre daha fazla. Mavi bilye en az sayıda olduğu için olasılığı diğerlerine göre daha az. Siyah ve beyaz bilyelerinin sayıları eşit olduğu için de bunlar eşit olasılıklıdır deriz. Yedinci soruya bakalım. Kırık kale kelimesindeki harflerin her biri eş kartlara yazılıp bir torbaya konulduktan sonra rastgele bir kartın seçilmesi deneyinde hangi harfin gelme olasılığı daha fazla olur diye sorulmuş. O halde şunu fark ettim. R, L, A ve E harflerinden birer tane var. Benim incelemem gereken en fazla sayıda olan harf. Dolayısıyla K harfinden 3 tane, I harfinden ise 2 tane olduğuna göre en fazla olasılık K harfine aittir deriz. 8. soruya bakalım. Bir sınıfta 10 erkek ve 10 kız öğrenci vardır. Rastgele seçilen bir öğrencinin kız ya da erkek olma olasılıklarını karşılaştırınız demiş. O halde biz biliyoruz ki her ikisi de eşit şansa sahip. Çünkü sayıları birbirine eşit. O halde ne deriz? Kız
seçilme olasılığı ve erkek seçilme olasılığı birbirine eşittir. Dokuzuncu örnekteyiz. Bir kitaplıkta 3 matematik, 4 Türkçe, 6 İngilizce ders kitabı vardır. Rastgele seçilen bir kitabın hangisi olma olasılığı daha azdır? O halde neyi bilmeliyim? Sayıca fazla olması seçilme şansını artırır. O halde sayıca en az olanın seçilme olasılığı da en azdır diyebiliriz. 10. örnekle devam edelim. Bir vazodaki 21 çiçekten 9 tanesi kırmızı, diğerleri sarı veya beyaz renklidir. O halde ilk önce bu bilgiyi kullanarak sarı veya beyaz renkli olan çiçeklerin sayısını bulalım. 21 çiçekten 9'u kırmızı ise 12 tanesi sarı veya beyaz olacaktır. Devam ettim. Bu vazodan rastgele seçilen bir çiçeğin sarı ya da beyaz olma olasılıkları eşit ise. Peki bu ne demek? O halde sarı ve beyaz çiçeklerin sayılarının eşit olması demek. Dolayısıyla 6 tane beyaz, 6 tane de sarı çiçek vardır deriz. Bizden istenen şey kaç tane beyaz çiçek vardır? O halde cevabımız 6 gelir. Artık olasılık hesaplamalarına giriş yapabiliriz. Biz neyi biliyoruz? Olasılığı hesaplarken istenen durum bölü tüm durum bize olasılık değerini verir. O halde örnek uzaydaki tüm durumların sayısı n olan bir deneyde her bir çıktının gerçekleşme olasılığı 1 bölü n'dir. Neden? Çünkü istenen durum 1 tane, tüm durum n tane olacaktır. Bir zarın atılması deneyinde üst yüze 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarından her birinin gelme olasılığı. Mesela 3 sayısının gelme olasılığına bakalım. İstenen durum 1 tane, tüm durum ise 6 tane olduğundan her birinin gelme olasılığı 1 bölü 6 gelecektir ki biliyoruz ki bunlar aslında eş olasılıklıdır. O halde bir olayın gerçekleşme olasılığı olay çıktı sayısının örnek uzayın eleman sayısına bölümü ile bulunur. Yani olasılığı nasıl hesaplıyormuşuz? Olay çıktı sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı. Bir zarın atılması deneyinde üst yüze asal sayı gelme olasılığını bulalım demiş. Örnek uzayımız 1'den 6'ya kadar olan sayılar yani 6 elemanlı. İstenen durum yani olay çıktıları asal sayı gelmesi. O halde bu kümede asal sayı olanlar 2, 3 ve 5'tir. Yani istenen durumda 3 tane. Dolayısıyla olasılığı nasıl hesaplarız? Olay çıktılarının eleman sayısı yani 3 bölü örnek uzayın eleman sayısı yani 6. Buradan sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2 gelecektir. 11. soruya bakalım. Rastgele atılan bir madeni paranın üst yüzüne yazı gelme olasılığı sorulmuş. Örnek uzayımız madeni para atıldığı için yazı ve turadan oluşur yani 2 elemanlı. Olayımıza A diyelim. İstenen durum yazı gelmesi. Dolayısıyla bu kümenin eleman sayısı da 1'dir. Dolayısıyla A kümesinin yani olay çıktılarının eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı bize olasılığı verecektir. 12. soruyla devam edelim. Bir sepette yeşil ve kırmızı olmak üzere toplam 20 tane elmanın 8 tanesi yeşildir. O halde bu sepette 8 tane yeşil, 12 tane de kırmızı elma vardır diyebiliriz. A şıkkına baktım. Yeşil olma olayının olasılığı kaçtır? O halde istenen durum yeşil olması ve bölü tüm durum. Yeşil elmalarımız 8 tane, tüm elmalar 20 tane olduğundan 4 ile sadeleştirirsek bu ifadenin olasılığı 2 bölü 5 gelecektir. Kırmızı olma olayının olasılığına bakalım. O halde istenen durum bölü tüm durum diyebiliriz. Kırmızı elmaların sayısı 12, tüm elmalar ise 20 tane. Sadeleştirirsek 4 ile sadeleştirdiğimizde bu ifadede 3 bölü 5 gelecektir. 13. sorudayız. Eş büyüklükteki 15 karta 1'den 15'e kadar sayılar yazılıp bir torbaya konuluyor. Torbadan rastgele bir kart seçildiğinde kartta yazılı olan sayının çift sayı olma olasılığı. Evet, ilk etapta örnek uzayımızı yazalım. 1'den 15'e kadar sayılar yazıldığına göre
tüm durum, yani örnek uzayımız 15 elemanlıdır deriz. Çift sayı olanlara bakıyorum bu sayılar içerisinde. 2, 4, 6 şeklinde devam edecek 14'e kadar. O halde istenen durum 7 tane, tüm durum ise 15 tane geleceğinden olasılığı da 7 bölü 15 olarak hesaplarız. B şıkkına bakalım. Asal sayı olma olasılığı. O halde bu örnek uzay içerisinde asal sayı olanlar neler? 2, 3, 5, 7, 11 ve 13. Dolayısıyla istenen durum 6, tüm durum 15. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 5 gelecektir. C şıkkında 4'ün katı olanların olasılığı sorulmuş. O halde 4'ün katı olan sayılar 4, 8 ve 4'ün 3 katı olan 12'dir. İstenen durum 3 tane, tüm durum 15 tane olduğuna göre olasılığı 1 bölü 5 olarak buluruz. 7'den küçük olma olasılığı dediği zaman 1'den 6'ya kadar olanlar istenen durumdur. Yani 6 bölü 15'ten bu ifadeyi de 2 bölü 5 olarak bulabiliriz. Özdeş 2 mavi, 5 kırmızı, 3 beyaz topun bulunduğu bir torbadan rastgele bir top çekiliyor. Çekilen topun mavi olma olasılığı. O halde mavi toplar bölü tüm toplar olarak hesaplayabiliriz. Mavi olanlar 2 tane, tüm durum ise 10 tane. Peki bize ne olarak sorulmuş? Yüzde olarak ifade etmemizi istiyor. O halde 10 ile genişlettiğimiz zaman 20 bölü 100 elde ederiz. Dolayısıyla olasılığı da %20 olarak ifade edebiliriz. Kesin olay ve imkansız olay kavramlarından bahsedelim. Gerçekleşme olasılığı %100 olan olaylara kesin olaylar diyoruz. Bunu matematiksel olarak nasıl ifade ederiz? Biz olasılığı istenen durum bölü tüm durum şeklinde ifade ediyorduk. O halde buranın %100 yani 1 gelmesi nasıl mümkün? İstenen durumun sayısıyla tüm durum sayısı birbirine eşit olduğunda sonuç yani olasılık 1 gelecektir. Bu tür olaylara da kesin olay diyoruz. Örneğin bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 7'den küçük olma durumu kesin olaydır. Örnek uzayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani örnek uzayımızın eleman sayısı 6. Olayımızın eleman sayısı da 7'den küçük olma durumu yine 6 gelecektir. O halde istenen durum bölü tüm durumdan olasılığı 1 yani %100 olarak bulabiliriz. Gerçekleşme olasılığı 0 olan olaylara da imkansız olay diyoruz. Örneğin bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 6'dan büyük olma durumu imkansız olaydır. Neden? Çünkü dedik ki örnek uzayımızın eleman sayısı 6, istenen durumun eleman sayısı 0. Dolayısıyla 0 bölü 6'dan olasılığı 0 olarak buluruz. O halde artık şunu söyleyebiliriz. Olasılık değeri 0 ile 1 arasındadır. 0'a eşit olduğunda bu olaya imkansız olay, 1'e eşit olduğunda da bu olaya kesin olay diyorduk. Dolayısıyla artık diğer olayların olasılık değerleri de 0 ile 1 arasına gelmelidir. Yani 0'dan küçük bir değer, yani negatif bir değer alamaz, 1'den büyük bir değer de yine olamaz. Bu özellik bizim için önemli. Bir olayın olma olasılığı ve olmama olasılığının toplamı 1 gelmelidir. Yani gerçekleşme ve gerçekleşmeme olasılıklarının toplamı 1 gelir. Bazı sorularda bu bize rahatlık sağlar. Bir olayın gerçekleşmeme olasılığı sorulduğunda bu ifadeyi 1 eksi gerçekleşme olasılığı şeklinde rahatlıkla bulabiliriz. Örneği inceleyelim. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 2 olmama olasılığını bulalım demiş. İlk etapta bildiğimiz yöntemle yapalım. Örnek uzayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani tüm olası durumlar 6 tane. 2 olmaması demek 1, 3, 4, 5, 6'dan yani bu 5 durumdan 1'i gelmesi demek. Dolayısıyla olasılığı ne gelir? 5 bölü 6 gelir. Peki biz bunu ikinci yöntemle yapalım. 2 olma olasılığını bulup 1'den çıkaralım. Peki 2 gelme olasılığı istenen durum 1, tüm durum 6 olduğundan 2 gelme olasılığı 1 bölü 6 gelecektir. Dolayısıyla 1 eksi 1 bölü 6'dan da 2 gelmeme olasılığını yine 5 bölü 6 olarak bulabiliriz. 15. örnekle devam edelim. Aşağıdaki olayları kesin ve imkansız olay olarak belirleyiniz demiş.
Havaya atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayının rakam olma olasılığı. Biliyoruz ki zarı attığımız zaman birden 6'ya kadar olan rakamlardan biri gelmeli. Dolayısıyla bu ifade kesin olaydır deriz. Ayların yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde İ harfiyle başlayan bir ay yazma olasılığı. İ harfiyle başlayan bir ayımız olmadığı için bu olaya imkansız olay deriz. Özdeş 2 sarı, 3 mavi bilyenin bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir bilyenin beyaz olma olasılığı. Beyaz bilyenin olmadığı torbadan beyaz çekmek mümkün değil. Dolayısıyla bu ifade için yine imkansız olay diyebiliriz. 16. örneğe bakalım. Bir A olayının olma olasılığı 2 bölü 5 ise olmama olasılığı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Yani A olayının gerçekleşmeme olasılığını nasıl hesaplıyorduk? 1 eksi gerçekleşme olasılığı. Dolayısıyla 5 ile 1'i çarptım. 5, 2'yi çıkardığımda 3 bölü 5 gelecektir. Bizden istediği ifade yüzde şeklinde. O halde 20 ile genişlettiğimiz zaman 60 bölü 100 gelecektir. Yani A olayının olmama olasılığı %60 gelecek. 17. örnekle devam ediyoruz. Yukarıdaki sayılardan hangileri bir olayın gerçekleşme olasılığının değeri olabilir? Biz neyi biliyorduk? Bir olayın gerçekleşme olasılığı 0 ile 1 arasında olmalı. 0 tam 10'da 3, 3 bölü 10 yani bir basit kesir. Dolayısıyla 0 ile 1 arasındadır. Bir olasılık değeri olabilir. Aynı şekilde bir basit kesir olduğundan 0 ile 1 arasındadır. 4 birden büyük bir sayı olduğu için bir olasılık değeri olamaz. 5 bölü 3 de birden büyük bir sayı olduğu için olamaz. Olasılık değeri negatif olamaz dedik. Yani sıfırdan küçük bir değer alamaz. Sıfıra eşit olabilir. İmkansız olay. Birden büyük bir değer alamaz deriz. Bir sepette 12 sarı ve bir miktar beyaz yumurta vardır demiş. O halde 12 sarı x kadar da beyaz yumurta olduğunu düşünelim. Sepetten rastgele seçilen bir yumurtanın beyaz olma olasılığı yani beyaz yumurtalar bölü tüm yumurtalar 5 bölü 8 gelmeli. Beyaz yumurtalara x demiştik. Tüm yumurtalar ise x artı 12 gelecektir. Bu ifadede çapraz çarpım yaptığımızda 8x 5x artı 60'a eşit olmalı. 5x'i diğer tarafa attığımız zaman 3x'i 60, her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde x'i 20 buluruz. Dolayısıyla sepetteki beyaz yumurtaların sayısı 20 gelir. 19. soruya bakalım. Bir torbada bulunan aynı büyüklükte 30 elmadan bir kısmı yeşil, diğerleri kırmızıdır. Rastgele seçilen bir elmanın yeşil olma olasılığı 3 bölü 5 ise kırmızı elma sayısı sorulmuş. O halde yeşil olma olasılığı verildiğine göre biz yeşil olmama olasılığını yani kırmızı olma olasılığını bulalım ilk etapta. Gerçekleşmeme olasılığını 1 eksi gerçekleşme olasılığı şeklinde buluyorduk. O halde 2 bölü 5 demek kırmızı olma olasılığı demek. Peki biz diyelim ki bu torbada x tane kırmızı elma olsun. Dolayısıyla kırmızı olma olasılığını nasıl hesaplarız? İstenen durum x tane, tüm durum 30 tane elma. Bu ifade 2 bölü 5'e eşit olacağına göre çapraz çarpımı yapmadan önce sadeleştirelim. Her iki tarafı da 5'e böldüm. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman x'i 12 olarak buluruz. 20. örneğe bakalım. Bir sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı 3 bölü 7'dir. O halde kız öğrencilerin sayısına 3K, erkek öğrencilerin sayısına da 7K dersek. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı sorulmuş. Dolayısıyla erkek öğrenciler bölü tüm öğrenciler bize bu ifadenin olasılık değerini verecektir. Erkek öğrencilerin sayısına 7K dedik. Tüm öğrenciler ise 3K artı 7K'dan 10K gelecektir. K'ları sadeleştirirsek bizden istediği olasılık değeri 7 bölü 10'dur. Olasılığın ikinci föyü ile devam ediyoruz.
Bu kısımda ilk etapta V ile veya bağlacından bahsedeceğiz. 1'den 12'ye kadar numaralandırılmış kartlar bir torbaya konulup rastgele bir kart çekiliyor. Çekilen kartın çift V, 7'den büyük olma olasılığını bulalım demiş. Peki, çift ve 7'den büyük ne demek? Hem çift olmalı hem de 7'den büyük olması gerekir. O halde çift olanlara bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 7'den büyük sayıları da sıraladığımız zaman her iki şartı da sağlayan sayılar 8, 10 ve 12 gelecektir. Yani artık istenen durum 3 tane, tüm durum ise 12 tane olduğundan bu ifadenin olasılık değerini 3 bölü 12 yani 1 bölü 4 olarak bulabiliriz. Fark ettik ki V bağlacını gördüğümüzde istediğimiz durum için her iki şartı da sağlaması gerekir diyebiliriz. Veya bağlacında neyi kullanacağım? Veya bağlacında verdiği şartlardan herhangi birini sağlaması yeterli olacak. Çekilen kartın çift veya 7'den büyük olma olasılığını bulurken çift sayıları yazdık, 7'den büyük sayıları yazdık. O halde bunlardan en az birini sağlayanları yazacak olursak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 9 ve 11 olacaktır. Yani 8 tane istenen durum gelir. O halde olasılığı nasıl hesaplarız? 8 bölü tüm durum yani 12. Buradan yine olasılık değerini 2 bölü 3 olarak ifade edebiliriz. Dolayısıyla V ile veya bağlacının ayrımını net olarak yapabilmemiz gerekir. V bağlacında her iki şartı da sağlayanları veya bağlacında en az bir şartı sağlayanları bile alabiliriz. Birinci örnek ile başlayalım. 1'den 10'a kadar sayılar özdeş bir karta yazılıp bir torbaya konulduktan sonra. O halde örnek uzayımız 1'den 10'a kadar olan sayılar. Çekilen kartın asal sayı olma olasılığı. O halde istenen duruma bakalım. 1'den 10'a kadar olan sayılar içerisinde asal olanlar 2, 3, 5 ve 7 gelecektir. O halde istenen durum 4, tüm durum 10 olduğundan sadeleştirdiğimizde 2 bölü 5 gelir. 6'dan küçük olma olasılığı yani 1'den 5'e kadar olanları alabiliriz. İstenen durum 5, tüm durum 10 geldi. Yani olasılığı 1 bölü 2 gelecektir. Asal ve 6'dan küçük. Peki bu elemanlar neler? Hem asal olacak hem de 6'dan küçük olacak. Yani bu iki şartı da sağlaması gerekir. O halde 2, 3 ve 5'e kadar alabiliriz. Dolayısıyla istenen durum 3, tüm durum 10 gelir. Asal veya 6'dan küçük demek bu şartlardan birini bile sağlasa bizim için yeterli demek. Nedir o elemanlar? 1 ile başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan küçük olanları yazdım. Asal olanlar da sağlar. O halde 7'yi de ekleyebiliriz. Dolayısıyla 6 bölü 10, 2 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5 gelir. İkinci soruyla devam edelim. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının çift ve tek olma olasılığı. O halde neyi biliyoruz biz? Bir zar atıldığında üst yüze bu iki şartı da sağlayan bir sayının gelmesi mümkün değil. Yani buraya olasılığına sıfır deriz. Bu olaya da imkansız olay diyebiliriz. Çift veya tek gelme olasılığı. İstenen durum çift de olabilir, tek de olabilir. Yani istenen durum çift, tek dedik. Dolayısıyla bu şartı sağlayan elemanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani örnek uzayın tamamı olur. O halde istenen durum bölü tüm durumu 1 buluruz. Bu da ne demektir? Kesin olay. Üçüncü örneğimizle devam edelim. Ayşe, Ebru, Emel, Özlem, Ahmet, Emre, Orhan adındaki öğrencilerin adları özdeş birer kağıda yazılıp bir torbaya konulduktan sonra rastgele bir kağıt seçiliyor. A şıkkına bakalım. Erkek ve adının baş harfi E olan bir öğrenci olma olasılığı. O halde baktık. Erkek olanlardan baş harfi E olanları alacağım. Yani her iki şartı da sağlayanları almalıyım. Dolayısıyla bu her iki şartı sağlayan tek öğrenci Emre gelecektir. Dolayısıyla bu öğrenciler içerisinden yani bu 7 öğrenci içerisinden
emrinin seçilme olasılığı istenen durum 1 tane, tüm durum 7 tane olduğundan 1 bölü 7 gelecektir. B şıkkına bakalım. Erkek veya adının baş harfi E olan, yani bir şartı bile sağlaması yeterli. O halde öncelikle erkekleri yazalım. Ahmet, Emre ve Orhan. Baş harfi E olanları yazalım. Ebru, Emel ve Emre. Dolayısıyla neyi biliyoruz? Bunların birleşimini aldığımızda, yani her iki şarttan bir tanesini bile sağlaması yeterli olacak şekilde istenen durumu elde etmeye çalışırsak. Ahmet, Emre, Orhan, Ebru ve Emel gelecektir. Yani istenen durum 5 tane, tüm durum 7 tane olduğundan bu şıkta cevabımız 5 bölü 7 gelecektir. Kız ve adı sessiz harfle başlayan bir öğrenci olma olasılığı. Baktık ki kız öğrenciler Ayşe, Ebru, Emel, Özlem, yani hiçbirinin baş harfi sessiz harf değil. O halde bu ihtimal için 0 deriz. Yani kız ve adı sessiz harfle başlayan bir öğrenci olma olasılığı 0 gelecektir. İmkansız olay. Kız veya adı sesli harfle başlayan bir öğrenci olma olasılığı. Dolayısıyla fark ettin ki öğrencilerin tamamının adı sesli harfle başlıyor. Yani istenen durum 6 tane, tüm durumda yine 6 tane olduğundan bu olasılık değeri 1 gelecektir. Dördüncü sorudayız. Bir kutuda özdeş 6 siyah, 2 kırmızı ve 5 mavi kalem vardır. Siyah ve kırmızı olma olasılığı. Siyah ve kırmızının her iki şartında sağlandığı bir topumuz olmadığı için istenen durum 0 tane gelecek. O halde bu olasılık için de 0'dır deriz. Siyah veya kırmızı dediğinde siyah kalemlerimizin sayısı 6 tane, kırmızı kalemlerimizin sayısı 2 tane olduğundan istenen durum 8 tane gelmeli. Tüm durumda 13, o halde bu olasılığı da 8 bölü 13 şeklinde hesaplayabiliriz. Beşinci örnekteyiz. Bir torbada 1'den 4'e kadar numaralandırılmış 4 kırmızı, 4 mavi özdeş top vardır. Yani aslında elimizde 8 tane top var. Bu topların 4'ü kırmızı, 4'ü mavi. Ve bunların her birinin içerisinde 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırılma yapılmış. Torbadan rastgele seçilen bir topun kırmızı ve çift numaralı olma olasılığı. O halde neyi biliyoruz? Hem kırmızı olup hem çift olanlar 2 ve 4 numaralı kırmızılar. Yani istenen durum 2 tane, tüm durum 8 tane. O halde olasılık değerini 1 bölü 4 olarak hesaplayabiliriz. Kırmızı veya çift numaralı olma olasılığına bakalım. O halde kırmızı olanları yazarak işe başlıyorum. Kırmızı 1 numaralı, kırmızı 2, kırmızı 3 ve kırmızı 4 numaralılar. Çift numaralı olanlar kırmızı 2 ve kırmızı 4'ü aldığıma göre artık mavi 2, mavi 4 kaldı. Yani istenen durum 6 tane, tüm durum ise 8 tane. Dolayısıyla 2 ile sadeleştirdiğimizde bu olasılık değerini 3 bölü 4 olarak buluruz. Altıncı soruya bakalım. Bir hedef tahtası 8 eşit dilime ayrılarak 3'ü beyaz, 3'ü sarı ve 2'si kırmızı rengi boyanmıştır. Hedefe isabet eden bir okun kırmızı veya beyaz bölgeye gelme olasılığı sorulmuş. Dolayısıyla istenen duruma bakıyorum. 2 tane kırmızı var, 3 tane beyaz var. Tüm durum ise 8 dilime ayrıldığından 8 olmalı. O halde bizden istediği olasılık değeri 5 bölü 8 gelir. Bu soru tipine bir göz atalım. Şekildeki çarkın 90 derecelik dilimi beyaz, 120 derecelik dilimi kırmızı, diğer dilimi de yeşil renktedir. O halde biz buradaki merkez açıyı da bulalım. Neyi biliyoruz? Dairenin tam açısı 360 derece. 90 ve 120'yi toplayıp 360 dereceden çıkardığımızda buranın merkez açısını 150 derece olarak buluruz. Çark hızla çevrilip bırakıldığında yeşil renkte durma olasılığı. O halde istenen durum yeşil renkte durması, yani 150 derecelik bir kısım, tüm durumda 360 derecelik bir kısım. Dolayısıyla sadeleştirdiğimiz zaman bu ifade 5 bölü 12 gelir.
Sıradaki soru tipini inceleyelim. Şekildeki birim karelere ayrılmış hedef tahtasına isabet eden bir okun üçgenin ve dairenin üzerine gelme olasılıklarını hesaplayalım demiş. O halde öncelikle tüm duruma bakalım. Hedef tahtasının alanını bulmak istiyorum. Ben fark ettim ki bu hedef tahtasının bir kenarı 10 birim olan bir kare. Dolayısıyla hedef tahtasının alanı yani tüm olası durumlar 10 çarpı 10'dan 100 birim kare gelecektir. Aynı şekilde istenen durumları hesaplamak için de yine bu üçgenin ve dairenin alanını hesaplayalım. Bu bir dik üçgen olduğuna göre bir dik kenar 4 birim, diğer dik kenar 6 birim olduğundan üçgenin alanını dik kenarların çarpımının yarısı yani taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde ifade edebiliriz. O halde buradan 12 gelecektir. Dairenin alanına da bakalım. Bu dairenin merkezi bu nokta. Dolayısıyla yarıçapı 2. Aynı zamanda pi değerini 3 alabiliriz. Dolayısıyla dairenin alanını hesaplarken de pi r kare formülünü kullanıyoruz. Dolayısıyla pi yerine 3 aldığımızda 3 çarpı 2'nin karesi yani yine 12 birim kare olarak hesaplayabiliriz. İstenen durumları ve tüm durumu bulduğumuza göre artık okun üçgene gelme olasılığını üçgenin alanı bölü tüm alan yani istenen durum bölü tüm durum şeklinde 12 bölü 100 yani %12 olarak hesaplayabiliriz. Peki buna dayanarak okun üçgene gelmeme olasılığını 1 eksi gelme olasılığı şeklinde %88 olarak hesaplayabiliriz. Okun daireye isabet etme olasılığı, istenen durum, dairenin alanı, tüm durum, buradaki hedef tahtasının alanı. Dolayısıyla 12 bölü 100'den yine %12 gelir. Fark ettik ki üçgene gelme olasılığı ve daireye gelme olasılığı birbirine eşit geldi. 7. soruda bir çark verilmiş. Bu çark hızlı çevrilip bırakıldığında aşağıdaki olasılıkları hesaplayalım. Peki öncelikle şuna baktım. Merkez açı yani tam açı 360 derece olmalı. 100, 60 ve 90 derece verildiğinde burada kalan açı 360 eksi bu açıların toplamı yani 110 derece gelecektir. O halde beyazda durma olasılığı istenen durum 110 derece, tüm durum 360 derece olduğundan sadeleştirirsek bu olasılığı 11 bölü 36 olarak hesaplayabiliriz. Sarıda durma olasılığı, istenen durum 90 derece, tüm durum 360 derece yani 1 bölü 4 gelecektir. C şıkkına bakalım. Kırmızıda durma olasılığı, kırmızı olan alanın merkez açısı 60 derece, tüm durum 360 derece yani 1 bölü 6 gelir. Kırmızıda durmama olasılığını hesaplamak için de 1 eksi gerçekleşme olasılığını hesaplarız. Buradan 5 bölü 6 gelecektir. Mavide durma olasılığı, mavi olan bölgenin merkez açısı 100 derece, tüm durum 360 derece olduğundan 2 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 18 olarak hesaplayabiliriz. 8. soruda hedef tahtasına isabet eden bir okun kırmızıya veya yeşile gelme olasılığı sorulmuş. O halde biz öncelikle bu alanları hesaplamalıyız. Dolayısıyla kırmızı alan ile başlayalım. Burada bu uzunluk ile bu uzunluğun eşit olduğunu vermiş. O halde ben OA arasındaki mesafeye R dersem A ile B arasındaki mesafeye de yine R demeliyim. Kırmızı alanı hesaplayalım. Dairenin alanını pi r kare formülüyle hesaplıyorduk. O halde yarıçapına r dediğimize göre bu alan pi r kare gelmeli. Peki yeşil alanla devam edelim. Yeşil alanı hesaplayabilmemiz için bu dairenin alanının tamamından kırmızı alanı çıkarmamız gerekir. O halde öncelikle tamamını bulalım. Pi çarpı burada artık yarıçap 2r oldu. Yani 2r'nin karesi. Eksi kırmızı alan yani pi r kare. Dolayısıyla burası 4 pi r kare eksi pi r kare geldi. Yani 3 pi r kare buluruz. Peki o halde artık sorulara geçebiliriz. Kırmızıya gelme olasılığı. İstenen durum kırmızı alan yani pi r kare. Tüm durum pi r kare artı 3 pi r kareden 4 pi r kare. Pi r kare sadeleştirirsek cevabımız 1 bölü 4 gelecektir.
Yeşile gelme olasılığı, bu defa artık istenen durum yeşil alan, yani 3 pi'ye kare bölü tüm durum yeşil alan artı kırmızı alandan 4 pi'ye kare geldi. Dolayısıyla yine sadeleştirirsek olasılığı 3 bölü 4 olarak bulabiliriz. Peki sorumuz tablo şeklinde gelirse yine rahatlıkla olasılık değerini hesaplayabiliriz. Yandaki tabloda bir teknoloji marketteki A ve B markalı ürünlerin bir günlük satış sayıları verilmiştir. Peki o halde A şıkkına bakalım. A markalı ve bilgisayar olma olasılığı. Yani hem A marka olacak hem de bilgisayar olacak. O halde istenen durum 6. Tüm durumda hepsinin toplamı 10 artı 10'dan 20 gelecektir. Sadeleştirirsek A markalı ve bilgisayar olma olasılığını 3 bölü 10 olarak hesaplayabiliriz. Peki B markalı veya cep telefonu dediğinde B markalı olanlar 10 tane veya dediği için cep telefonlarını da almam gerekir. Zaten B markalı cep telefonunu almıştık, o halde bu kaldı. Dolayısıyla artık B markalı veya cep telefonu dediği zaman istenen durum 14 gelecektir. Tüm durumda 20 idi. 14 bölü 20'yi sadeleştirdiğimizde bu olasılığı da 7 bölü 10 olarak hesaplarız. Son sorumuza bakalım. Yandaki tabloda 8A, 8B ve 8C sınıflarındaki kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir. Peki buna göre bu sorulara bir göz atalım. Kız öğrenci olma olasılığı. O halde neyi fark ettik? Olasılık hesaplayacağımıza göre öncelikle tüm durumu bulalım. 8A, 8B, 8C sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin toplamına bakacağız. Burada 8A sınıfında 9 öğrenci, 8B sınıfında 11, 8C sınıfında 10 öğrenci olduğundan tüm öğrencilerin sayısı 34 deriz. O halde kız öğrencileri toplayalım. 6, 4 ve 5'i topladığımız zaman istenen durum 15, tüm durum 30 gelecektir. Sadeleştirdiğimizde kız öğrenci olma olasılığını 1 bölü 2 olarak buluruz. 8C sınıfının öğrencisi olma olasılığı, 8C sınıfı 5 artı 5'ten 10 kişi, tüm durum ise 30 kişi. Yani bu ifadeyi de 1 bölü 3 olarak bulabiliriz. 8A sınıfının öğrencisi olmama olasılığı, bunu iki şekilde elde edebiliriz. İstersek 1 eksi 8A sınıfının öğrencisi olma olasılığı şeklinde hesaplarız. İstersek 8A'nın öğrencisi olmayacaksa 8B ve 8C'den birinden olacak. Yani 11 artı 10 bölü tüm durum 21 bölü 30 şeklinde elde edebiliriz. 3 ile sadeleştirirsek bu ifade 7 bölü 10'a eşit gelir. D şıkkıyla devam edelim. 8D sınıfının öğrencisi olma olasılığı demiş. 8D sınıfının 8A, 8B ve 8C'den seçeceğim bir öğrencinin 8D'den olma olasılığı sıfırdır. Yani imkansız olaydır deriz. Erkek ve 8C sınıfının öğrencisi olma olasılığı, yani her iki şartı da sağlamalı. Hem erkek hem de 8C sınıfının öğrencisi olmalı. Dolayısıyla 8C'de bulunan erkeklerin sayısı, yani istenen durum 5 tane, tüm durum 30 öğrenci. Bu ifadeyi de 1 bölü 6 olarak hesaplarız. Kız veya 8B sınıfının öğrencisi olma olasılığı. Kızların sayısı ve 8B'nin öğrencilerin toplamını bulduğumuz zaman bu ifade 22, tüm durumda 30 gelecektir. O halde sadeleştirdiğimizde 11 bölü 15'i elde ederiz. Kız veya erkek öğrenci olma olasılığı tabii ki 1, yani kesin olay gelmeli. Hangi sınıftan olma olasılığı diğer sınıflara göre daha fazladır diye sorulduğunda neyi biliyorum? Daha fazla öğrencisi olan sınıf o sınıftan seçilme şansını daha çok arttıracaktır. Dolayısıyla bu tabloya baktığımız zaman 8B sınıfında en fazla sayıda öğrenci var, 11 kişiyle. Hangi sınıfta olma olasılığı diğer sınıflara göre daha azdır dediğinde de 8A sınıfında 9 kişi olduğu için en az olasılıkla da 8A sınıfından gelecektir.